Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve yeni yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalda abone olmak ücretsizdir. Şöyle arkadaşlar, bugün Cenk marka çiçeği e, böyle mor ve sarı karışımı olan bir tülbentim var. E, şöyle arkadaşlar bakın dokusu, ipi çok güzel. Cenk Çengereyen marka kullanırsanız, e, çünkü emek veriliyor bu işlere. Şöyle kaliteli, e, güzel bir e, tülbentiniz e, kullanım şekli olur arkadaşlar. Diğerleri aynı olduğu için böyle e, böyle pıtırcık topaklanma tüylenme oluyor ama bunlar da fazla olmuyor şöyle yumuşak ipekli olursa alacağınız marka tülbent daha güzel böyle ipeksi kullanımı oluyor Evet şöyle cenk yazmasının da reklamını yaptık arkadaşlar bakın bu şekilde çok hoş kaliteli bir tülbent ve buna size çok güzel bir hafif yapacağınız bir model hazırladım Modelimi de göstereyim arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde şöyle çok güzel kalıp gibi duran bir çiçeğimiz var. Bakın arkadaşlar, şöyle yakın plan göstereyim. Çoğaldıkça kendini daha iyi göstere. Şöyle çimeni yan yaprağıyla. Böyle yapmadım bu şekilde daha net anlaşılsın çimeni diye. Çoğaldıkça ama kendini gösteren bir model. Evet modelimiz bu. Şöyle. Göstereyim. Köşe kısmı olduğu için bu şekil. Yani gözükebilir ama gerçekten çok hoş ve zarif olan bir model hazırladım. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlar. Bakın şimdi yaptıkça daha net anlaşılacak öyle hemen çoğalan biten bir model oldu. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına. Evet ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Böyle inci gibi e, kenar tığlama işleminiz olsun istiyorsanız 696 nolu Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube'a yazarak tülbent kenar tığlama işlemini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi ee, bu iki tane çiçeğin arasına 10 tane 11 tane bu şekilde Kirpikli trabzan yapıyorum bakın arkadaşlar son kısmını bu şekilde buraya tutturduğum için ara kısmında 10 tane kalmasını istiyorum Bir fazla yaparak Tutturma çiçeği bırakarak Ona göre ara suyunu hesaplayabilirsiniz Evet şimdi ilk başlar gibi Başlıyoruz bakın Ve 10 tane olduğuna göre yaprağı yaparak başlayacağız 2 zincirimi çekiyorum Şöyle 3 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battı ya. Şöyle 1, 2, 2, 2, 2 alarak bu şekilde uzun bir trabzan yaptım. Bu trabzanın 2 tığ battı boyunda olması yeterli. Hemen bir tane zincir çekip yaprak yapımına başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 alarak bakın ile beraber iki tırabzan, bir defa dolayıp şimdi bunu üç seferde alacağım bir iki ve iki iki defa tığı doladım yine aynı şekilde üç seferde iki iki ve iki alarak Evet bakın dört tane tırabzanım oldu yine iki defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki, iki ve iki Evet toplamda 5 tane trabzanım oldu zincirimle beraber. Şimdi yine aynı şekilde 2 defa doluyorum. Çünkü 5. trabzanla aynı boyda olmasını istiyorum. Bu sık iğneli trabzanımın. Şöyle 2 ve 2. Hem yaprağımı büyüttüm hem de fazla uzun olmasın. Çünkü trabzan yapacağız. O yüzden aynı boyutta son trabzanı yapmaya gayret edin arkadaşlar. Evet şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2. Şöyle 3. 4. 5. Ve 6. Şöyle dibine diğer kalan trabzana bu şekilde 7. sık iğnemi yaparak yaprak işlemini bakın bu şekilde tamamladım. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Kapattım buraya. Şöyle sabitliyorum. Geri kalan kısma da beş tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu yapraktan kalan trabzana beş sık iğne. İki, üç, dört ve beş. Altıncıyı da tığ battı yapmış olduğumuz trabzan yapmış olduğumuz tığ battıya sabitledim. Evet. Çok kolay bakın arkadaşlar. Gayet de güzel bir duruşu var. Evet şimdi iki zincirimi çekip bu kirpikli trabzan yapımına başlıyorum. Şöyle iki ve iki. Dört zincir. Kapattım. Trabzan arasına bakın. Bir defa tığımı dolayıp demin göstermiş olduğum on tane kirpikli trabzan arasını yapacağız bu şekilde bir defa doladım 2 ve 2 1 2 3 ve 4 3. bakın arada hiç zincir çekmiyorum bir defa tığımı doladım ipimi güzelce esnettim incecik zarif olsun diye işim güzel dursun diye zincirleri de sıkı çekip zarif bir model olacak inşallah arkadaşlar. Şöyle 5 1 2 3 ve 4 kapatıyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 4 zincir bir defa tığımı doladım. Trabzana girip 2 ve 2 4 zincir. Kapatıyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. 1 2 3 4. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bakın toplamda kaç oldu arkadaşlar? Sayalım. 2 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle dokuzuncunun trabzanını yaptık şöyle 1 2 3 ve 4 kapattım bir defa tığımı doladım yuvaya girip 2 ve 2 1 2 3 ve 4 zincir kapatıyorum şimdi 10 tane Pardon arkadaşlar Burayı 11 tane yapacağız. Buraya bir tane tutturunca geride 10 tane kalması ne kadar isterseniz kalmasın o kadar da yapabilirsiniz şöyle 1 2 3 ve 4 evet, 11. de yaptık şimdi bu ıı, ara suyumuz hazır olduğuna göre ilk başladığımız noktaya dönüyoruz 2 zincir çekerek başlıyorum şöyle 1 ve 2 3 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı bırakıp 3. tığ battımın içine buraya şöyle bir sadece dip kısmını sık alıyorum. Diğerlerini bakın gevşek alıyorum. Dip kısmı şöyle güzel oturaklı dursun diye. Evet 2 tığ battı boyunca uzunca bir trabzan yaptık. Şimdi yaprak yapacağız. Yaprak için bir zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Ve 2 ve 2 bir defa tığı dolayıp şöyle 3 seferde 1 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şimdi şöyle 2 2 ve 2. 4 tane trabzan oldu. Yine 2 defa dolayıp 1 2 2 2 alarak 5. trabzanı yaptım. Zincirle beraber 5 tane olunca hemen Şimdi sık iğneli trabzan için buraya 1 2 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım. Aynı boyda olmasını sağladım. 4 zincir. Evet, yaprağımızı yapıyoruz. Geriye kalan bu trabzana da 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 ve 6 yedinciyi yuvada yapıyorum ve yaprak işlemimi bu şekilde bakın tamam ettim şöyle güzel bakın oyuntulu aşağıdan doğru büyüyen bir yaprağımız oldu göze bu şekilde çok güzel hitap ediyor şimdi 5 zincirden bu mor yuva için arkadaşlar 5 zinciri çekip buraya bir yuva oluşturdum çiçeğim için geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 şöyle 3 şöyle 4 hemen 5. sık iğne 6. da yuvada tığ battı da yapıp bakın bu da dal kısmını oluşturduk çiçeğimizin evet 2 zincir çekip yine demin yapmış olduğumuz bu 10 tane 11 tane kirpikli trabzanın yapılışı bu şekilde devam edecek şöyle bakın bir tane yapayım bir defa tığımı dolayıp Şöyle iki ve iki. Evet. Çimenimiz bu şekilde devam ediyor. Biz hemen çiçeğimizin yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle ipimi göstermek istiyorum. Kaplan marka. Eskinin iplerinden arkadaşlar. E şimdi eski bir marka olduğu için fazla üretimi olmuyormuş ama bazı tuhafiyelerde bulunuyor. Bulursanız almanızı tavsiye ederim. Şöyle dediğim gibi leylaktan daha ince ve kalıp gibi düşürüyor. Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Burada tepe noktasında yapmış olduğumuz 4 zincirden bu yuvanın kirpiğinin içine girip ipimi sabitliyorum. Burası bizim başlama noktamız ve 3 defa tığımı doladım. Hemen bakın bu 5 zincirli yuvanın içine girip şöyle 2 2 2 ve 2 bunu böyle ikişer ikişer sıkı sıkı almamız sebebi sık iğne yapmadığımız için şöyle kalıp gibi bir trabzanımız olması için bu şekilde ikişer ikişer alıyorum arkadaşlar. İki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girdim. Bakın iki ve iki. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. Şöyle iki ve iki. Bakın, bir defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. İki ve iki. 2 zincirle beraber 4 tane trabzanım oldu. Yine 2 zincirimi çekip 5. trabzan olarak kapattım. Evet, 3 defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girdim. Şöyle 2, şöyle 2, 2 ve şöyle arkadaşlar 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 zincir çekerek yine başlıyorum bu çiçeğimin yaprağımın papatyamın yapılışına bir defa tığımı doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 ve 2 bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2 3 oldu 2 ve 2 4 2 tane zincir çekiyorum bu şekilde Bakın, kapattım yine 3 defa tığımı doladım ara kısmında hiç zincir çekmiyorum çiçeklerimi yaparken trabzanlarımı yaparken şöyle 2 2 2 ve 2 4 seferde aldım Evet iki zincirimi çekiyorum bir defa tığımı doladım şöyle 2 ve 2 2 2 3 3 trabzan yine bir defa dolayıp 2 ve 2 dördüncü trabzanı yaptım iki zincirimi çekip trabzanıma kapatıp bu şekilde papatyamın yaprağını kapattım 1 2 ve 3 yuvaya girdim 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanımı hazırladım iki zincirimi çekiyorum şöyle yuvanın içine girdim 2 ve 2 şöyle 3 şöyle 4 ve iki tane zincir çekiyorum 1 2 ve 3 son 5. trabzan için Yine tığımın başını 3 defa doladım. 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanı hazırladım. Bakın bu şekil oluşuyor. Son papatyamızın yaprağını da yapalım. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2 2 ve 2 3 2 ve 2 4 1 2 zincir yuvaya kapatıyorum bakın. Şöyle minik çok güzel tatlı tatlı papatyalarımız oluyor. Buradaki 4 zincirden oluşturduğumuz ilk bakın 2 zincirden sonra yaptığımız tırabzanın tepesine bu şekilde 4 zincir yapmıştık. Buraya kapatıyorum. Makasımı getirmemişim arkadaşlar Şu şekilde. Hemen bunları yakıp temizleyip geleyim. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bakın gerçekten hoş ve zarif bir model hazırladık sizlerle. Şöyle göstereyim. Bu ara kısmı da ben modeli maçlı arkadaşlar bu şekilde ayarlıyorum. Siz ne kadar ayarlamak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Fakat model böyle ince ve zarif olduğu için fazla ara kısmını da açmasanız Örneğin kendini daha güzel gösterir. Şöyle fazla aralıklı olunca Sanki ara suyundan oluşan bir modelmiş gibi oluyor. Nacizane benim fikrim. Bu da çimeni beraber yaptık. İnşallah anlaşılır bir şekilde Bir e, işinize yarayan bir video olmuştur. Şöyle göstereyim Arkadaşlar şu trabzan kısmı kısmında sık iğne olmadığı için gayet sıkı sıkı olursa kalıp gibi çok hoş durur. Şöyle göstereyim. Evet. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.